Erol Bulut, hoş geldiniz Sen TV'ye. Hoş bulduk, sağ olun. Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü derken 103 yıllık mazisi olan, geçmişinde Premier League olan Championship takımı Cardiff City ile bir sözleşme imzaladınız. Her transferin evet. bir hikayesi vardır. Bu imza süreci nasıl başladı? Sizden beklenti ve istenen neydi? Size bu kararı verdiren ne oldu sizin açınızdan? 3 sene önce de bir ilgi vardı Cardiff City'nin. Ama o zaman gerçekleşmedi. Alanyaspor'da anlaşmıştım. Orada teknik direktörlük yapıyordum ve sezon sonunda biliyorsunuz Fenerbahçe ile anlaşmış oldum. İtalya ile çok yakın bir ilişkimiz vardı. Görüşmeler oluyordu. Zaten yurt dışına çıkma isteğim her zaman oldu. Yurt dışında bir yerli hocanın çalışması gerektiğini her zaman ben savundum. Çünkü yeterince teknik direktörümüz bu kapasiteye sahip bence. Teknik direktörlerimizi biz aslında böyle baktığımızda hep küçük görüyoruz. İşte yabancı teknik direktöre çok önem veriyoruz ama inanın bizim yerli teknik direktörlerimize kaliteleri var ve Avrupa'da çalışma özelliklerine sahip olduklarını düşünüyorum. Şu an 8. sıradayız. İnşallah ilk 10'un içerisinde bitirme benim hedefim var. Tabii kulüp açısından bu sene aslında ligde kalmayı, ondan sonraki seneler işte transferler, bütçemiz el verdiğinde üst sıralara tırmanarak playoff, mümkünse Premier Lig'e çıkma hedefi olacaktır. Şimdi dünyanın en iyi liginin 1-6. Eski Premier Lig takımları var. Menajerler aynı şekilde. 4-2-3-1 ve 4-3-3 dizilişleri sizin Türkiye'de oynattığınız dizilişlerdi. Evet. Championship'te nasıl bir futbol dünyasının içindesiniz? Oyuna bakışınızda neler değişti şu 2,5-3 aylık dönemde? Ligimize burada baktığımızda son 12 senenin en zor Championship'i. 4-2-3-1, 4-3-3 sistemi üzerinden futbol takımımı oynatmaya çalışıyorum. Rakip bazen farklı oynayabilir. Siz oyunun içerisinde oyunu kurarken arkada üçlü yapabiliyorsunuz. Futbolcunuzu kaydırabiliyorsunuz. Bekinizi belki 6 numaraya çekmeye çalışıyorsunuz. Bazı rotasyonlar oyunun içinde gerçekleşiyor. Bu da futbolun içinde olması gereken şeyler. Sezon Leeds United maçıyla başladı. Premier Lig'den gelen Leeds maçı. 2-0 öndeydiniz ama son saniyede gelen gol ve 2-2'lik bir beraberlik. Sonra lider Leicester City maçı yine son dakikada kaybettiniz. Ipswich maçı 2-0'dan 3-2 kaybettiniz. İlk 5 maçta sadece bir galibiyet, 3 yenilgi, bir de bir beraberliğiniz vardı. Şimdi bu süreçte evet. futbolculara inanç aşılamak zordur. Bu dönemden nasıl çıktınız? Futbolcularla neler konuştunuz? Son 2 sene burada futbolcular gerçekten zor günler yaşadı. Hep düşme tehlikesinde olan bir takım. Çok fazla hoca değişim oldu. Tabii futbolcu sisteme uyum sağlamakta da bir zorlanıyor. O kadar hoca değişirseniz. Öyle bir sorunumuz vardı. 45 dakika, 60 dakika iyi oynuyorduk ama ondan sonra takım konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar maalesef çok yapıyorduk. Ama ben takıma inandım. Bireysel görüşmelerimiz oldu futbolcularla. Kendilerine inanmalarını, takım arkadaşlarına inanmaları, çalıştıklarımıza inanmalarını her zaman söyledim. Ondan sonraki süreçte kendimizi toparlayarak sonraki haftalarda aldığımız 4 galibiyet oldu üst üste. Derbi maçını kazandık. Swansea'ya karşı 2-0 kendi evimizde galip geldik. 10 sene Swansea'yı kendi evinde yenemeyen bir Cardiff City vardı. Hem benim için hem taraftar için, kulüp için çok önemli bir maçtı. Sayın Başkan Mehmet Dalman'a getireceğim. Sizin için şunu söylüyor. Futbol açısından kendisi burada başkan olarak geçirdiğim süre boyunca karşılaştığım en taktik odaklı teknik direktör diyor. Nasıl bir başkan teknik direktör ilişkiniz var? Tabii Türkiye'de şimdi böyle sonuçlar alınmış olsaydı demin söylediğiniz gibi hocayı hemen gönderip yeni bir hocaya yöneliyor kulüplerimiz. Ama İngiltere'de bu biraz daha farklı. Futbol, hocaya güven ve kamp döneminde çalıştığımız ve oynadığımız maçların kalitesi olsun. Bir değişimi zaten yöneticiler görüyor. Çalıştığımız futbolcular görüyor. Yönetim
Bana güvendiğin dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mehmet Başkanımız da çok güzel cümleler bizim adımıza kullanıyor. Güzel bir sinerjimiz var, atmosfer var, ilişkimiz var. İlk Cardiff'e geldiğinizde Cardiff'in teknik patronu bir Türk. Size yaklaşımları nasıldı? Birebir sohbetlerinizde size dair ön yargıları var mıydı? Bunlar kırıldı mı? Türkiye'den bir teknik direktör geliyor. Kimse burada tanımıyor. Sadece Türkiye'de çalışmış bir teknik direktörü olarak bize bakıyordular. Geldiğimizde tabii ki ne olacak, ne gidecek, nasıl bir süreç yaşayacağız düşüncelere herkes vardı. Medyanın da biraz vardı. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Türk futbolunun şu andaki en yetenekli ismi, en yetenekli kramponu Arda Güler. Arda Güler'i Fenerbahçe'den tanıyorsunuz. Şimdi baktığınızda teknik direktörlüğünü yaptığınız, abiliğini yaptığınız, ona bir şeyler kattığınız bir Arda Güler var. Yeteneğini tartışmıyoruz. Arda Güler Real Madrid'de kendisini kanıtlayabilecek mi? Kanıtlaması için neler yapması gerekiyor? Orada kalıcı olabilecek mi ve bu sakatlık süreci hakkındaki sizin tespitiniz nedir? Hak ettiği transferi bence gerçekleştirdi. Tabii bu arada Barcelona'da da çok uğraştı kendisine almakla. Sorduğumuzda diyeyim araştırma Barcelona belki daha fazla yakışabilirdi herkes söylüyor. Ama oyun tarzından dolayı. Ama bence iyi bir tercih etti Real Madrid'e gitmekle. Çünkü Real Madrid'in orta sahasına baktığımızda Modric olsun, Kroos olsun yaşları itibariyle 1-2 sene sonra zaten belki kariyerlerini bitirmiş olacaklar. Arda onlardan çok şey öğrenmiş olacak. Ve Arda belki geleceğin en iyi futbolcudan biri olarak ortaya çıkabilir. Yakından tanıdığınız Altay Bayındır artık Manchester United'ın kalecisi. As kaleci Onana çok net, formsuz bir dönemden geçiyor. Onana zaten bunu söylüyor. Altay'ın United'da eldivenleri alabilmesi için mental olarak kendisini nasıl güçlü tutması gerekiyor? Onana'nın performansı inişli çıkışlı. Altay da kendini buna hazırlıyordur düşünüyorum. Çünkü o şans kendisine gelecek. En kısa zamanda kendisine gelecektir. Geldiğinde de inşallah Altay çok fazla heyecanlanmaz, stresli olmaz oynadığı ilk maçta. Çünkü ilk maçlar her zaman zordur. Yeni geldiğiniz bir takıma. Ama genel anlamda Altay'ın doğru tercih ettiğini düşünüyorum. Çok haksız yere de geçmişte Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda eleştiriler aldığını da düşünüyorum. Sizin teknik direktörlük kariyerinizde de yaptığınız hatalar mutlaka olmuştur. Şu anda baktığınızda en büyük demeyeyim de aklınıza kalan hata olarak ne var ya da neler var? Vallahi 2017 senesinde hocalığa başladım biliyorsunuz Malatyaspor'da. Oradan bugüne geldiğimizde baktığımızda o süreçte İlla ki bizim çok hatalarımız oldu. O hataları yapa yapa kendimizi geliştirdik. Bu futbolcu değişikliğinde olsun, sistemin bazen uyguladığımız sistemle ilgili olabilir, transferler de olabilir. Ama bu futbolun doğası içinde var. Bu hatalar olacak. Her şeyi zaten %100 doğru yapsanız her sene takımınızda şampiyon olmanız lazım. Doğal olarak biz de insan olduğumuzdan dolayı biz hata yapıyoruz. Futbolcu hata yapıyor, yönetici hata yapıyor. Herkes kendi işinde bir yerlerde hata yapıyor. A milli takım maçları bitmeden bir maç kala tarihinde ilk defa bu şekilde maçları tamamlanmadan o ihtimaller denklemine denizine girmeden Euro 2024'e katılmayı garantiledi. Milliler sonuç odaklı bir taktikle Euro 2024'e garantiledi. Kuntz-Montella değişimi, daha farklı stilde oyuncuların kadroya eklenmesi. İki maçta neler değişti milli takımda? Futbolcu grubu tahmin ediyorum daha önceki hocayla Kuntz'la arasında ilişki bozulmuştu. O net belli oluyordu. Zaten de basın toplantısında olsun, futbolcuların açıklamalarında olsun bunu futbolcular belli ediyordu. Yöneticiler belli ediyordu. Bir değişiklik gerekiyordu. Bunu da doğru yaptı. Şu an baktığımızda her şey doğru yapıldı gözüküyor. Hoca değişikliği, Montella'nın gelmesi zaten Türkiye'yi tanıyor. Son 2 senede Adana Demirspor'da çok iyi işler yaptı. Türk futbolunu biliyor, Türk futbolcusunu biliyor.
O yüzden doğru bir tercih olduğunu ben düşünüyorum hoca açısından. Ha, zamanı doğru mu? Çok riskli bir dönemde ama Allah şükürler olsun ki her şey doğru gitti. İki maçımızı kazandık. Hırvatistan maçı çok önemliydi bizim adımıza. Orada kazanmamız müthiş bir oyundu. Şu anki heyecanla oraya eklenecek oyuncu grubunu düşündüğümüzde Arda, Cengiz, Çağlar, Merih dediğim gibi daha eklenecek isimler de olacak. Onların da katılımıyla genç, tecrübeli bir milli takımdan Euro 2024'te Almanya'nın ev sahipliğinde bizim ikinci ev sahibi olacağımız bu sistemde ne beklemeliyiz? Futbolcularımıza baktığımızda, yaş grubuna baktığımızda, kalitelerine baktığımızda beklenti tabii çok yüksek. Önemli olan bir arada çok iyi performans göstermemeleri. Şu an tabii ki oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz performansla 2024'de şampiyona da yetmeyecektir. Daha üzerine koymamız gerekiyor. Ha, bunu yapabilecek futbolcular var, kadro da var. Ya ben çok umutluyum, öyle söyleyeyim. Milli takımımıza baktığımızda %70-80'i Avrupa'da oynayan kardeşlerimiz. Önemli olan kendi takımlarında sürekli oynamaları. Adana Demirspor'da 2 yılda yaptıkları çok değerliydi, kendisini ispatladı diye Montella'yı milli takıma getiren süreç açısından. Baktığımızda siz Malatyaspor'la başladınız, bıraktığınız nokta. Alanyaspor'da başladığınız, bıraktığınız nokta. Fenerbahçe bir şampiyonluk adayı her daim. Gaziantep doğru gitti ama orada çok farklı bir süreç vardı ama sizin Malatyaspor ve Alanyaspor kariyerinizi düşündüğünüzde size de bir milli takım teklifi gelmeliydi, değil mi? Ben tabii şu an Malatya ve Alanya sürecine baktığımızda daha yeni yıllarım, ilk 2-3 sene teknik direktör olarak işin içindeydim. Milli takımdan teklif ben bekledim mi? Hiçbir zaman o şeyin içinde olmadım. Ben işimi en iyi şekilde her zaman yapmaya çalıştım ve yapmaya da devam edeceğim. Ha, öyle bir gelecekte öyle bir teklif gelirse tabii bunu oturup kesinlikle düşünmem çok önemli olacak. Çünkü o bayrağımın altında kendi ülkem için çalışmak en büyük onur ve gurur olur. Ama şu an milli takımın başında iyi bir teknik direktör var. Kriter zaten Türkiye'de çalıştığından ve 2 sene başarılı olduğundan dolayı milli takıma teknik direktör seçildiğini düşünüyorum ve doğru olduğunu düşünüyorum. 2020'li yıllara geldik. Fatih Terim'den başka maalesef bir isim sayamıyoruz kendisini Avrupa'da kanıtlamış, ispatlamış anlamda. Futbolun beşiğine gittiniz. Umarız sizden sonra o kapı daha çok açılır. Türk teknik adamlar bilgileriyle fark yaratır. Siz de bu yoldaki öncü olursunuz. Temennisiyle kapatmak istiyorum röportajı. Size oradaki kariyerinizde başarılar. Biz başlangıcı yaptık. İnşallah bundan sonra daha çok Türk teknik direktörler Avrupa'da çalışmaya başlarlar. Kendilerine sadece güvenmeleri lazım ve başarabileceklerine de inanıyorum. Çünkü biz kendi milletimizi, kendi futbolcularımızı, teknik direktörlerimizi küçük görmeyelim. İyi işler Türkiye'de yapıyorlar, Avrupa'da yapıyor futbolcularımız. Teknik direktörlerimiz de bundan sonra Avrupa'da da inşallah İyi işler yapacaklar.